yine bir Scania faciası. Scania ile kapışıyoruz. Kapışmıyoruz aslında da. Geçmeye çalışıyor. Korna morna çalıyor. Anlayamadım yani. 90'la gidiyorum. Beni geçmeye çalışıyor ya. Arkadaki trafikte kaldı. Önümde bir araba vardı. O az biraz düşük hızlarla gidiyordu. Ondan sonra o sağa geçince normal ben de tempomat 90'la gidiyordu. 90 ayarlıydı. O şekilde gidiyoruz. Bir Scania. Polonya plaka galiba. Şu önümdeki de gitmiyor. Şimdi mecbur geçecek beni. Mavi bir Scania. Görüyorsunuz. Önümdeki gitmiyor diye mecbur. Böyle işte böyle tırlar da var. Trafiği şey yapıyor. Neyse ben burada durayım da. Geçsin be. Bir de hareket yapıyor ya. Hareketi gördünüz mü? Hem geçemiyorsun. Hem geçemiyorsun. Hem de hareket yapıyorsun ya. Ya olacak iş değil ya. Şu zaten bu Polonyalılar beni gerçekten biraz geriyorlar. Geçemiyorsun. Sollamaya çıkmışsın. Sabah sabah yani böyle tipler var ya. Bak bak şunu yaptığı harekete bak. Maganda gibi bunlar ya. Bak bir de sinyal veriyor hemen geçeceğim diye. Maganda gibi bunlar ya. Gerçekten maganda gibi. Bu da aynı onun takımından. Bak bu gelen de. Polonyalılar bu yollarda böyle harbiden böyle bakıyorum çoğu kaza yapan da Polonya plakalı. Bir yere böyle park edenler böyle şey yapacak geçecek yer bırakmamış park yerinde. Köşeye durmuş. Bunlar kardeşim ben anlamadım bunları ya. Bir de hareket yapıyor ya. Şimdi ağzımı bozacağım da. Bizi küçük çocuklar da izliyor. O yüzden bozmak istemiyorum ağzımı. Ama tam bir şerefsiz bir şey. Geçemiyor diye sinir yapıyor. Ya böyle geç canımı ya. Bak adam geçiyor bak. Bak adam geçiyor. Ben hızımı bozmuyorum. Sollayayım edeyim. Oha böyle yapayım şöyle yapayım. Ben böyle bu tarz bir şeyde değilim yani. Muhabbeti değilim. Ben normal sağdan sakin sakin yoluma devam ediyorum sabahları. He, çok böyle önümde bir ağır transport varsa o zaman solluyorum. Şimdi normalde yasalar 80 kardeşim. Acelemiz de yok. Bazen acelemiz olunca basıyoruz, o ayrı bir konu ama. Milletin acelesi var herhalde, basıyorlar. Geçemedi, yediremedi kendine. Çünkü önümde benim tanker olmasaydı beni geçemeyecekti yani. Ömür boyu da geçemezdi. Aynen öyle giderdi yani. Çünkü onu 90, ben de 90. Önümde tır var diye ben ona bir mesafe bırakmak zorundayım diye mecbur yavaşladım. Ondan sonra o geçti.
Önümde tanker olmasaydı. Aceleciler çok. Ben buna kızıyorum yani. Çok aceleciler. Bekle bakalım, önümdeki adam niye yavaş gidiyor? Demek ki onun önündeki de yavaş gidiyor. O zaman iki tırı mı sollayacağım ya? Ya da üç tırı mı sollayacağım? Sakin olun ya. Yoldasınız. Ağır vasıtasınız. Ağır tonajlı yük taşıyorsunuz. Ne bu stres kardeşim? Ne bu heyecan ya? Araban daha hızlıysa o zaman geç. Araban 90 benimle aynı yani. Neyin kafasındasın? Az bir şey yavaş gidebilirim. Önümdeki yavaş. Onunla mesafeyi koruyorum. Bu tırcılarda yok kardeşim bu mesafe. Çoğunda yok yani. Bu mesafeyi koyacaksın. Bu mesafe bile az şu anda yani. Önündeki araba ani bir fren şey yapsa duramazsın. Durduramazsın arabayı. 40 ton. Komple 40 tonsun. Öyle ha deyince frene basınca duracak mı zannediyorsun? ...430'luk bu da DAF. Bizimkini yavrusu. Lan yavrusun lan sen daha. Yavrusun yavru. Ama bak şey çekiyor, şeytan dursa. Yürü be. Geç sana yol verelim. Avusturya plakaymış. İşte böyle yani. Adamlar sollamaya çalışıyor. Olur olmayacak yerlerde. Mesafelerini korumuyorlar. Böyle mesafe falan korusalar trafikte hiçbir şey olmaz. Çoğu önünde trafik sıkışık. Dörtlerini yakmaz, arkaya uyarmaz. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bilinçli olmak her zaman bir adım öne taşır trafikte. Bu ne aracı kullandığının bir önemi yok. Evet, sizlere buradan bildiriyorum. Görüşürüz. Evet, bunlar da pişe dursun. Şöyle yapalım ya da şu nasıl yapalım? Şöyle yapalım da. Şunu yukarı koyalım. Ortalık bayağı dağıldı ya. Buraları ayarlamamız lazım. Patatesimiz pişti biraz. İçerisi sıcak oldu. Evet, ben patatese devam edeyim. Yemeğe. Soğanımız da burada. Soğanımız da şöyle cücüğünü çıkartalım soğanın. Şunları böyle çıkartalım. Bunları şimdi bir güzel afiyetle yiyelim. Biraz yorgunum. Ekmeğimiz de burada. Ondan sonra bu da atalım ya, bize iyisi bu. Yağ olacak. Burada pişiyor zaten patatesler. Evet, bu akşamki menü böyleydi arkadaşlar. Fakir sofrasında biz öyle çok teferruatlı işlere henüz giremiyoruz. Çünkü tam tesisatımız yok. Ufak ufak tesisat yapacağız. Bu akşamki menü böyleydi. Patates kızartması. Normal bir patates kızartması işte. Soğan var yanında. Belki bir sos çıkartırım. Öyle yerim. Afiyet olsun. Görüşürüz. Başka bir yemek videosunda. Günaydın. Yine yollara. Şimdi uyandım. Yola çıkacağım. Gece böyle bir yerde uyudum. Gece böyle bir yerdeydim. Sağ tarafım tarla. Onun az ilerisi otoban. Buradan çıkıp şimdi yola çıkacağım. Uyandım saat 7:30.
güzel bir saat. Akşam fazla oyalanmadım, hemen yattım zaten. Uyudum, iyi oldu. Uykumu aldım. 2 gündür uykumu alıyorum. İyi oluyor. Evet. Şimdi elimi yüzümü yıkayayım, sonra devam edeceğim.